bir zamanlar yazıyordum. Denedim, karaladım, sildim, yırttım, attım. Aslında en çok yırtıp attıklarımı sevmiştim. Şiddete meyillendiğim oldu sonra. Tokatlamak istediğim, hırçınlaştığım. Hırçınken daha güzel sevdiğimi söylediler. Daha güzel seviştiğimi. İnandım onlara. Çünkü kadın gazabı ateş gibidir. Şehvetli ve tehlikeli. Geçmişte kalasım var. Çünkü çok ilerideyim. Çok büyüdüm. Yılların onarılamayacak çizgileri oldu gözlerimde. Ağzımın çevresinde hapsolmuş engerekler gibi kıvrılmış duruyorlar. Sinsi ama aynı zamanda davetkar. Çünkü bu çizgiler beni daha da kadın yapıyor. Bedenimin kıvrımların yüzümdeki yansıması gibi duruyor. Deniz kenarlarında, vapur güvertelerinde saçları omuzlarından savrulan kadınlardan oldum. Simit ısmarladım kendim ama martılarla hiç paylaşmadım. Martıları sevmem ama simidi severim. Mümkünse kendim yerim. Çayı sevgilim ısmarlasın, kendi şekerlerimi ona verebilirim. Bak, anlatıyorum sana kendimi. Söyle, sevgilim olmak ister misin? İstersen her şeye baştan başlayalım. Seninle kimsenin sevmediği bir sokağın köşesinde karşılaşalım. Kapkaççılar saç tokamı çalmış olsunlar ve sen peşlerinden koşma. Rüzgarda dağılan saçlarımı daha çok sevdiğini, tokaya ihtiyacım olmadığını söyle. Ben gözlerimin elasına kadar kızarayım. İsmini söylerken dudaklarına takılan gözlerime gülümse. Ben sana adımı söylemeyi unutayım. Çok şey yaşayabiliriz henüz vakit varken. Ölüme saat 9.45 edasıyla baktığım yerden, yani hep bir şeylere çeyrek kala akıyorken hayat, yani hala akabiliyorken, gel tanışalım, konuşalım, gülüşelim, sevişelim. Aşıkken korkma zamanın akmasından, bil ki aşk ölümden korkmaz. En önemli yardımcısıyken ruhu teslim almada, Azrail'in aşkın canını alması mümkün olamaz.